Giriş Bu kitapta İslam özelinde bilim din ilişkisini felsefi bir bakışla incelemeye çalışacağız. Bunu yaparken İslam dini hakkındaki incelememizi İslam'ın temel kaynağı Kur'an'la sınırlandıracağız. Müslümanların temel kaynağı Kur'an olsa da Kur'an'ın yanında tarihsel süreçlerde yaşananların mezhep yorumlarının, hadis kaynaklarının, siyasi liderlerin, kanaat önderlerinin, tasavvuf ekollerinin Kur'an'ın belli kısımlarını, örneğin bedensel ibadetlerle ilgili olanları diğer kısımların önüne çıkaran tercihlerin de Müslümanların bilimle ilişkisi üzerinde etkili olduğu tarihsel bir vakadır. Bu yüzden Kur'an üzerinde yapılacak bir çalışma elbette tarih boyunca Müslümanların bilimle ilişkisinin nasıl olduğunun anlaşılmasını detaylı bir şekilde sağlamaz. Fakat Kur'an'ın Müslümanlar üzerindeki otoritesi düşünüldüğünde bu metnin içeriğinin bilimsel faaliyetle ilişkisinin saptanmasının İslam dininin bilimle ilişkisini anlamamız açısından önemi de ortadadır. Kur'an bilim ilişkisi denilince daha çok Kur'an'ın içeriğinin bilimsel teorilerle beraber değerlendirilmesi akla gelmektedir. Örneğin Big Bang ve evrim teorilerinin İslam inancı açısından değerlendirileceği düşünülmektedir. Veya Kur'an ayetlerinde evrenin genişlediğine ve çocuğun anne rahmindeki gelişimin aşamalarına işaret olup olmadığı gibi Kur'an'ın ifadelerinin bilimsel bulgularla karşılaştırılmasından bahsedileceği sanılmaktadır. Veya Kur'an metninin tarihte oynadığı rolle 9-13. yüzyıllar arasında Müslümanların bilim ve felsefede dünyanın en gelişmiş medeniyetini kurmaları akla gelmektedir. Bu konuların her birini İslam bilim ilişkisi açısından önemli buluyoruz ve bu kitap dışındaki çalışmalarımızda bunlarla ilgili fikirlerimizi de aktarmaya çalışıyoruz. Fakat bu kitapta bu konuların hiçbiri odak noktamız olmayacaktır. Burada Kur'an'ın inşa ettiği zihinsel yapının bilimsel faaliyet yapmaya ne kadar elverişli olup olmadığı ele alınacaktır. Kur'an, İslam inancına göre Allah'ın Hz. Muhammed aracılığıyla insanlara gönderdiği bir mesajdır. Bu mesajın içinde Allah merkezli bir varlık anlayışı, yani ontoloji, öldükten sonra ne olacağı ile ilgili açıklamalar, bu mesajın tarih boyunca gönderilmiş benzer mesajlar zincirinin bir halkası olduğu ile ilgili anlatımlar Geçmiş dönemlerde yaşamış toplumlardan ibretlik aktarımlar, ahlaki buyruklar, yapılması gerekli ibadetler, yapılmaması gerekli eylemler vardır. Bu metnin 1. zihinde nelere nasıl inanılması gerektiğini, 2. hayatta nelerin yapılıp yapılmaması gerektiğini belirlediğini söyleyebiliriz. Bilimsel faaliyetinde 1. zihindeki inançlarla ilgili, 2 hayatta gerçekleştirilen bir eylem olmasıyla ilgili bir yönü vardır. Burada Kur'an'la bilim arasındaki ilişkiyi tespit ederken bu iki yön üzerinde de duracağız. Kitabın birinci bölümü birinci maddeyle, ikinci bölümü ise ikinci maddeyle ilgilidir. Kitabın ilk bölümünde Kur'an'ın içeriğiyle ve varlık anlayışıyla inşa ettiği zihin yapısının bilimsel faaliyetle ilişkisi incelenecektir. Bunu yaparken Kur'an'ın bilimsel faaliyet yapılırken zihinde mevcut olan ön kabulleri desteklediğine dair tezimizi ortaya koyacağız. Bu kitabı yazmadan önce Kur'an'ın bilimle ilişkisini bu ön kabuller üzerinden inceleyen çalışmalara rastlamadık. Kitabımızın içeriğinin özellikle de bu hususta özgün olduğuna inanıyoruz ve bu bölüme özellikle dikkat edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ön kabul kavramı bazılarınca şartlanmış olmak ve objektif olamamak gibi negatif anlamlarda kullanılsa da, burada bu kavramı böylesi negatif bir anlamda kullanmadığımızı Tersine bilimsel faaliyeti destekleyen zihin durumlarıyla ilişkilendirerek kullandığımızı belirtmeliyiz. Ön kabulleri ilerleyen sayfalarda ele alırken bunların neden bu şekilde değerlendirdiğimizin rahatça anlaşılabileceği kanaatindeyiz. Hayatımızda bazı görüşleri belli bir şekilde edindikten sonra artık bunlar ön kabul olarak zihnimize eşlik eder ve birçok olguyu bu ön kabullerle değerlendiririz. Her gördüğümüz olguda bu olguyu anlamamızı mümkün kılan ön kabulleri en baştan gözden geçirmeye hiçbirimizin gücü yetmez. Bu yüzden daha önce edindiğimiz belli kanaatler sonraki olgulara değerlendirmemiz için ön kabul görevi görürler. Örneğin dünyanın yuvarlak olduğunu öğrendikten sonra artık birçok olguyu değerlendirirken bu bilgi ön kabul olarak zihnimizde bulunur ve mevsimler gibi birçok fiziksel olguyu bu ön kabul çerçevesinde anlarız. Ön kabuller doğru olabildiği gibi yanlış da olabilir. Örneğin, dünyanın yuvarlaklığı bilgisinin doğru bir ön kabul olduğu kanaatindeyiz ama Aristoteles fiziğinin etkisiyle fiziki süreçleri değerlendirenler taşın yere düşmesini her şeyin kendi doğal yerine doğru hareket ettiği ön kabulüyle değerlendiriyorlardı ki bu ön kabul düzeltilmiş ve modern fizikte terk edilmiştir. Ön kabuller değişebilir. Ön kabullerden kasıt körü körüne inançlar değildir körü körüne inançlar olması da muhtemeldir. Fakat bunlar önceden doğruluğu kabul edilmiş bilgilerdir ve her seferinde tüm bilgilerimizi gözden geçirme kudretine sahip olmadığımız için hepimizin aklında olayları değerlendirirken farkında olalım veya olmayalım ön kabuller mevcuttur. Doğru ön kabuller doğru değerlendirmeler yapmamızı desteklerken yanlış ön kabuller sonraki yanlışlar zincirinin tetikleyicisi olabilirler. Hiçbir düşünce sistemi sonsuz sayıda temellendirme mümkün olmadığı için ön kabullersiz var olamaz. Bütün disiplinler temel kabul edilen bazı ön kabuller üstüne kurulur. Çoğu insanın en güvenilir disiplinler olarak gördüğü mantık, aritmetik, geometri, aksiyomlar olarak adlandırılan ön kabullere dayanır. Bu disiplinler içindeki bütün ispatlar bu ön kabuller aracılığıyla yapılır. Benzer şekilde burada sunduğumuz ön kabuller Bilimin sonuçlarını üstüne inşa ettiği temel aksiyomları olarak görülebilirler. Burada yapacağımız analiz sosyolojik, psikolojik, pragmatik, geleneksel etkilerden soyutlanmış şekilde idealize ettiğimiz bir zihnin Kur'an'ın sunduğu paradigma çerçevesinde nasıl ön kabuller kazanacağı ve motivasyon edineceği ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, bütün rasyonel olmayan etkilerden arındırılmış sadece Kur'an'ın inşa ettiği bir ideal rasyonel zihnin sahip olacağı ön kabulleri ve edineceği motivasyonları belirlemeye çalışmak buradaki hedefimizdir. Böylesi bir yaklaşımla Kur'an'ın içeriğinin bilimsel faaliyetler ilişkisini anlamaya gayret edeceğiz. Kur'an'ın mesajını kabul etmek bir araştırma ve inceleme sürecine bağlı olabileceği gibi, böylesi bir sürece dayanmayabilir de. Bize göre araştırma ve inceleme sürecine dayalı inanç daha makbul olsa da, Dini inancın böylesi bir süreç olmadan da edinildiği sıkça rastlanan bir olgudur. Her durumda Kur'an'ın mesajını kabul eden kişinin zihni teizmin yani tek tanrılı inancın monoteizmle aynı anlamda kullanıyoruz. varlık anlayışına göre şekillenir. Bu varlık anlayışına göre Allah tektir. Yani vahittir. Ezelidir. Yani evveldir. Rasyoneldir. Alim ve hakimdir çok kudretlidir. Kadirdir. Merhametlidir. Yani Rahmandır ve tüm varlıkların varoluşlarını ve varlıklarını sürdürmelerini sağlayan odur. Aşağıda göstereceğimiz gibi teizmin varlık anlayışı bilimsel faaliyet yapılırken zihnin sahip olması gerekli birçok önemli ön kabulü desteklemektedir. Bu ön kabuller özellikle Kur'an'ın teizmin varlık anlayışını öğretmesiyle desteklendiği için bu varlık anlayışını benimseme hususunda Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinlerle İslam'ın temel metni Kur'an arasında bir fark olmadığını baştan belirtmekte fayda görüyoruz. Bu hususlarda Kur'an'ın da içinde olduğu teist yaklaşımlarıyla naturalizm yani ateizm, materyalizm arasındaki farkı saptamak önemlidir. Kimi hususlarda ise Kur'an'da diğer teist yaklaşım sahiplerine nazaran daha fazla ön plana çıkan veya diğer teist inanç sahiplerinde olmayan özellikler olduğuna da dikkat edilmelidir. Kur'an'ın oluşturduğu zihin yapısının bilim için gerekli ön kabulleri desteklediğini 7 tane bilimsel faaliyeti destekleyen ön kabule dikkat çekerek göstereceğiz. Bunların birincisi evrenin rasyonel, anlaşılabilir yapısı olduğuna dair ön kabuldür. Bilim insanları evrenin rasyonel, yani zihnin anlamasına uygun bir yapısı olduğuna dair ön kabule sahip olmasalar, Bilimsel faaliyete girişmeleri anlamsız olurdu. İkincisi insan zihninin evrenle ilgili doğru bilgilere ulaşabileceği ile ilgili ön kabuldür. Zihnin doğruya ulaşma kapasitesi mümkün görülmezse bilimsel çaba anlamsız olur. Üçüncüsü bilimsel faaliyetin objesi olan evrenin keşfedilebilir olduğuna dair ön kabuldür. Evrenin yapısının keşfedilmeye imkan tanımadığı düşünüldüğünde de bilimsel faaliyet anlamsızlaşır. Dördüncüsü, bilimsel faaliyetle ulaşılan yasaların evrensel olduğuna dair ön kabuldür. Eğer bilim insanları buldukları yasaların, dünyanın farklı yerlerinde farklı olmasını ve zamandan zamana bu yasaların değişmesini bekleselerdi, bu yasaları bulma faaliyeti anlamsızlaşırdı. Beşincisi, bilimin objesi olan evrenin, maddenin ve canlıların incelenmesinin değerli bir uğraş olduğuna dair ön kabuldür. Eğer Yapacağınız faaliyette sarf edeceğiniz emeğe ve vakte değmediğini düşünüyorsanız, bu uğraşı değerli bulmuyorsanız ona başlamazsınız bile. Altıncısı, evren hakkında bilgi elde etmede gözlemin önemli olduğuna dair ön kabuldür. Eğer masa başında sırf aklımızı çalıştırarak bilim yapmanın mümkün olduğu düşünülürse, bilimsel başarıların en önemli destekçisi olan gözlem gereğince yapılmaz. Örneğin bu madde Kur'an'ın gözleme davet etmesi gibi hususlarla ilgilidir ve her teist inancın bu şıkkı desteklemediğine dikkat edilmelidir. Yedincisi, evreni anlamada matematiğin önemli olduğuna dair ön kabuldür. Eğer evreni anlamada matematikten faydalanmazsanız, evrene gereğince nüfuz edemezsiniz ve geçmişle gelecek hakkında öngörüde bulunmanız mümkün olmaz. Bu ön kabullerle bilim yapan birçok naturalist, ateist ya da materyalist de denebilir, elbette vardır. Fakat Kur'an'a inananlar ve birçok maddede diğer teistler için bilimsel faaliyete girişirken bunlara inanmanın rasyonel temeli vardır. Buradaki temel amacımız Kur'an'la bilimsel faaliyet arasındaki ilişkiyi değerlendirmek olsa da Kur'an, teist varlık anlayışını ortaya koyduğu için burada söylenenlerin önemli bir kısmının teizm bilimsel faaliyet ilişkisi açısından da önemli olduğunu belirtmeliyiz. Kitabın ikinci bölümünde ise Kur'an'ın bilimsel uğraş için motivasyon sağladığı gösterilecektir. Dünyada geniş kitleler üzerinde etkili olan hiçbir dinsel metinde evreni, canlı ve cansız varlık ve süreçleriyle doğayı tanımaya, bunlar üzerinde derin derin düşünmeye, doğadaki fenomenlerden sonuçlar çıkarmaya Kur'an'daki kadar yoğun teşviğe rastlanmaz. Kısacası bu bölümde aktarılanlar açısından Kur'an'ın diğer dinlerin metinlerinden daha farklı bir konumda olduğuna dikkat edilmelidir. Kur'an açısından evreni anlamayla ilgili her türlü faaliyet Allah'ın gücünü, kudretini, sanatını, ahireti yaratmasının ne kadar kolay olduğunu anlamaya hizmet etmektedir. Yani evreni tanımak Allah'ı tanımanın aracıdır. İslam açısından Allah'ı tanımak olabilecek en önemli bir hedef olduğu için bilimsel faaliyet bu hedefe hizmet eden yararlı bir faaliyettir. Ayrıca bu faaliyet Allah'ın birçok Kur'an ayetindeki emirlerinin yerine getirilmesiyle alakalıdır. İslam düşüncesini benimseyen biri için bunlar olabilecek en üst seviyede motivasyon kaynaklarıdır. Bilimsel faaliyetlerinde böylesi bir motivasyon etkili olmuş olan, kendi çağının en iyi astronomu olarak gösterilen ve aynı zamanda iyi bir matematikçi de olan Battani 858-929 şöyle demektedir. Astronomi ile ilgili fenomenlere dikkatimizi vererek, gözlem yaparak ve onlar hakkında derinlemesine düşünerek Allah'ın birliğini ispatlamak ve yaratıcının gücünün boyutunu, engin bilgeliğini ve hassas tasarımını fark etmek mümkündür. Elbette Kur'an'ın bu motivasyonunun dışında bilimsel faaliyetin karşılığında para, şöhret veya karizma kazanılması gibi başka motivasyon araçları da vardır. Bu diğer motivasyon kaynaklarının bilim yapılmasını teşvik edici gücü hepimizce malumdur ve bir müslümanın da bu tip motivasyonlara sahip olmasında bir sorun yoktur. Ama Kur'ani paradigma içerisinde Allah'ı tanımak ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek tüm bunlardan çok daha önemli bir hedef olduğu için bir Müslüman açısından daha üst seviyede bir motivasyon kaynağıdır. Bunu anlamaya hizmet etmektedir. Yani evreni tanımak Allah'ı tanımanın aracıdır. İslam açısından Allah'ı tanımak olabilecek en önemli bir hedef olduğu için bilimsel faaliyet bu hedefe hizmet eden yararlı bir faaliyettir. Ayrıca bu faaliyet Allah'ın birçok Kur'an ayetindeki emirlerinin yerine getirilmesiyle alakalıdır. İslam düşüncesini benimseyen biri için bunlar olabilecek en üst seviyede motivasyon kaynaklarıdır. Bilimsel faaliyetlerinde böylesi bir motivasyon etkili olmuş olan, kendi çağının en iyi astronomu olarak gösterilen ve aynı zamanda iyi bir matematikçi de olan Battani, 858-929, şöyle demektedir. Astronomi ile ilgili fenomenlere dikkatimizi vererek, gözlem yaparak ve onlar hakkında derinlemesine düşünerek Allah'ın birliğini ispatlamak ve yaratıcının gücünün boyutunu, engin bilgeliğini ve hassas tasarımını fark etmek mümkündür. Elbette Kur'an'ın bu motivasyonunun dışında bilimsel faaliyetin karşılığında para, şöhret veya karizma kazanılması gibi başka motivasyon araçları da vardır. Bu diğer motivasyon kaynaklarının bilim yapılmasını teşvik edici gücü hepimizce malumdur ve bir Müslümanın da bu tip motivasyonlara sahip olmasında bir sorun yoktur. Ama Kur'ani paradigma içerisinde Allah'ı tanımak ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek tüm bunlardan çok daha önemli bir hedef olduğu için bir Müslüman açısından daha üst seviyede bir motivasyon kaynağıdır. ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek tüm bunlardan çok daha önemli bir hedef olduğu için bir müslüman açısından daha üst seviyede bir motivasyon kaynağıdır.